Sevgili misafirler, değerli basın mensupları, haftalık grup toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dostlar, dün bildiğiniz gibi 5 Haziran 2015'te Diyarbakır mitingimiz sırasında düzenlenen bombalı saldırının yıl dönümüydü. Türkiye'deki tüm diğer karanlık cinayetler ve saldırılar gibi Diyarbakır saldırısının da o bombayı o meydana koyan tek bir kişiyle ilgili olmadığını biliyoruz. Diyarbakır saldırısı da Suruç ve Ankara gar katliamları gibi Türkiye'de barışa, halkların bir arada yaşama umuduna yapılan saldırılardır. Bu karanlığın aydınlatılması, gerçek sorumluların yargılanması için, saldırıda yaşamını yitirenlerin anısı için mücadele edeceğiz. Huzurunuzda bir kez daha kaybettiğimiz dostlarımızı özlemle, sevgiyle, saygıyla anmak istiyorum. Bugün aramızda olan Ankara il ve ilçe yöneticileri ve üyelerine grup toplantımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün aramızda ayrıca bu ülkenin zenginlikleri için, geçimlik çiftçiler için, mera alanları, zeytinlikler için, kıyılarımız için talan yasasına karşı mücadele etmek üzere bulunan 350 Ankara platformu var. Kendilerini ve değerli mücadelelerini dayanışmayla selamlıyorum. Zeytinlikler, meralar bizlerin yaşam alanları, geleceğimizdir. Onlara her daim sahip çıkacağımızın sözünü bir kez de buradan ifade etmek isteriz. Şimdi değerli dostlar, grup toplantımızı, grup konuşmasını yapmak üzere eş genel başkanımız Sayın Serpil Kemal Bey'i kürsüye davet ediyorum. Değerli halkımız, değerli mücadele arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Grup Başkan Vekilimiz de ifade etti, dün Ahmet mitinginin yıl dönümüydü. 5 Haziran 2015 yılında Ahmet'te sevgili eş başkanımız Selahattin Demirtaş'ın miting konuşmasına da kürsüye çıkmasından kısa bir süre önce bomba patladı ve 5 kardeşimizi ve yüz kaybettik. Yüzlerce de yaralımız var. Hepsini sevgi ve minnetle anıyorum. Onlara sözümüz var. Barış ve demokrasi mücadeleleri yarım kalmadı. O mücadeleyi biz tamamına erdireceğiz ve mutlaka kazanacağız diyorum. Değerli kardeşlerim, dünya oldukça belirsiz bir süreçten geçiyor. Kapitalist merkezler arası çatlaklar, güç kaymaları, çelişki ve çatışmaların yaşandığı, vesayet savaşlarının bin bir kılığa girdiği oldukça karmaşık bir dönemden geçiyoruz. Bölge gerçeği aynı şekilde. Dünya, bildiğimiz dünya olmaktan epeyce uzaklaşıyor. Her gün yeni bir gelişme ile karşılaşıyoruz. Adeta yeni bir dünya kuruluyor. Türkiye böyle bir süre içerisinde, böyle bir süreç içerisinde nasıl duracak? Nasıl bu süreci nasıl karşılayacak? Kendi içindeki çatlakları derinleştirerek mi, yoksa çatlaklara yol açan problemleri çözmeye çalışarak mı yol alacak? AKP saray iktidarının yaptığı gibi merkezileşmeyi artırarak mı, çatışmayı seçerek mi, yoksa demokrasinin güçlendirilerek ve iç barışın sağlanmasıyla mı bu sürece hazırlanacak? Hem içeride hem dışarıda sürmekte olan bu kırılma anında hepimiz kendi kaderlerimizi kendi ellerimize almalı,
Bu soruları kendimize sormalıyız, cevaplarımızı da cesaretle vermeliyiz. 2 yıl önce HDP'nin kazandığı 7 Haziran zaferi AKP'nin tek başına iktidar olmasını engellemişti. AKP Genel Başkanı Erdoğan yaptığı bir açıklamada HDP'nin barajı geçmesinin güven ve istikrar sorunu yarattığını, o yüzden de seçimleri tekrarlattığını söylemişti. Yani halkın iradesini tanımadığını bir kez daha kendi ağzıyla ifade etti. Gerçek bir demokrasi ve onurlu bir barışın savunuculuğunu yapan milyonlarca insanın gönlünü kazanan partimiz egemenleri korkuttu. Bu bir gerçek. İktidarlarını kaybetme korkuları yaşadılar ve demokrasi ve barış bekleyenlere karşı birleştiler. Ve savaş politikasını yürürlüğe soktular. Çok geçmeden Sayın Öcalan'ın sık sık dikkat çektiği çözüm süreci biterse eğer darbe mekaniği devreye girer uyarısı hayata geçti ve 15 Temmuz darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bizler 15 Temmuz darbe girişiminin ilk andan itibaren karşısında olduğumuzu ifade ettik. Ancak bir uyarı da yaptık. Dedik ki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu darbe girişimini fırsata çevirebilir. Böyle olmamalı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye demokratikleşme süreciyle karşı karşıya bulunması gerekirken maalesef bizim söylediğimiz gerçekleşti ve 20 Temmuz'da o hal ilan edildi. Ve o tarihten bugüne de OHAL ve KHK'lar ile hukuksuzluk baş tacı yapıldı. Yargı siyasal iktidar tarafından esir alındı. Saray vesayeti varsa eğer ki var, bu yaşadığımızın adı da darbedir bize göre ve biz 15 Temmuz'a nasıl karşı çıktıysak şu andaki saray vesayetine de ve şu andaki yürürlükte bulunan darbeye de karşı çıktığımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Saray AKP darbesi eski ortaklarının konuşmasından korkuyorlar. Açıkça görülüyor ki Gülen'in gelmemesi için daha önceden gündeme getirdikleri idam meselesini bir şekilde ortadan kaldırdılar, ondan vazgeçtiler. Şimdi onun yerine vatandaşlıktan çıkarmayı gündeme getiriyorlar. Gülen'in iadesini aslında istemediklerini ilk olarak eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş 9 Ağustos 2016'da tam da bu kürsüde şu sözlerle ifade etmişti. Her şey Gülen'in iade edilmemesi üzerine kurulu. İade edilirse konuştuğunda ortada Türkiye'de bir şey kalmayabilir. Devlet diye bir şey kalmayabilir. Bir bakmışsınız ki asıl devlet Fethullah Gülen'miş, paralel olan bunlarmış. O ortaya çıkabilir. Bir AKP taktiği olarak, bir torba olarak, torba halinde getirilen bu vatandaşlıktan çıkartma düzenlemesine milletvekillerimiz Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer'in adı da eklenmiş. Hukukta hiçbir yeri olmayan bu taktik halkların iradesini yok saymaktadır. Esas amaç Gülen'in iadesine engel olmaya bir kılıf uydurmaktır. Hezer ve Sarıyıldız bu halkın vekilleridir, bu halkın iradesidir ve kimsenin onların vatandaşlığını almak gibi bir tutumu, davranışı olamaz. Kimsenin haddi değildir. Görülüyor ki her gün 10 yılda bir demokrasi güçlerini tasfiye için darbe yapılma alışkanlığı devam ediyor. HDP'nin gücü
ve yükselen barış ve demokrasi talepleri karşısında tökezleyenler demokrasi güçlerini tasfiye etmek için harekete geçtiler. Parlamentoda güçlü bir mücadele yürüten başta eş genel başkanlarımız olmak üzere vekillerimiz rehin alındılar. Bunun için hatta 12 Eylül askeri anayasası bile ihlal edildi, çiğnendi. Anayasa Mahkemesi'nin içtihat kararına rağmen tutuklu yargılanamaz kararına rağmen milletvekillerimiz, eş genel başkanlarımız bugün tutukludurlar, rehin durumundadırlar. Halbuki onların hala dokunulmazlıkları devam etmektedir. 4 Kasım siyasi darbesinin 215. gününde olduğumuz şu gün an itibariyle 11 tutuklu milletvekilimiz var, 5 PM üyemiz var, 86 belediye eş başkanımız var, 2 MYK üyemiz var ve toplam 5500 HDP'li arkadaşımız rehin alınmış durumdadır. Son rakamlar bu şekildedir. Gördüğünüz gibi hukuk yok, hapishaneler tıklım tıklım, tutsaklar dönüşümlü olarak uyuyorlar, hasta tutsaklar tedavi edilmiyorlar, iddianame yazılmadan aylarca tutuklu kalan öğrenciler, gazeteciler, siyasetçiler var, iddianame varsa da tam bir deli saçması. Buna en iyi örnek Ahmet Şık'ın bir zamanlar İmam'ın Ordusu kitabını yazan Ahmet Şık'ın bu sefer de FETÖ'cü diye tutuklanmış olması gibi. İdris Baluken 7 aydır hukuksuzca içeride tutuluyor ve duruşmalarında lehte karar veren 3 hakim görevlerinden uzaklaştırıldı. Neredeyse sürgün edilmiş durumdalar. Başkanlarımız ve milletvekillerimizin duruşmalara bizzat katılma talepleri oldu. Duruşmalarda bizzat bulunmak istiyorlar. Fakat gelin görün ki bunu engelliyor mahkemeler. Bu nasıl engellenebilir? Buna kimin ne hakkı olabilir? Uyduruk bahanelerle niçin reddediyorsunuz milletvekillerimizin mahkemelere katılmalarını? Bunun cevabını bekliyoruz. Sizler onların yüzlerinden, gözlerinden, sözlerinden, fikirlerinden korkuyorsunuz. Gerçekle yüzleşmekten korkuyorsunuz. Peki bizi düşüncelerimizden dolayı hapse atanlar, sahtecilik yapanlara, ihaleye fesat karıştıranlara ne yapıyorlar? Tabii ki hiçbir şey. Çünkü onların asıl derdi HDP'dir, biliyoruz. Değerli kardeşlerim, bugün nasıl bir dünyada yaşamak istediklerini özgürce ifade edenler siyasi iktidarların hışmına uğramaktadırlar. Halkların, kadınların, emekçilerin, gençlerin, başka bir dünya yaratmak isteyenlerin, bunun için yola çıkanların, iş, ekmek, özgürlük, barış ve demokrasi talepleri ile yola çıkanların şiddetle bastırıldığını görüyoruz. Siyasi iktidar sınırsız medya araçlarını da kullanarak korku, kutuplaşma yaratarak özellikle ötekileştirerek, bizi birbirimize yabancılaştırarak, insanlar arasında duvarlar örerek bunu gerçekleştiriyor. Hatırlayın, bir zamanlar başörtüsüyle üniversitelere giremeyen kadınlar vardı. Okullara alınmayan başörtülü kardeşlerimiz vardı. Şimdi aynı şey yaşanıyor. Onlara kayıtsız kalan, o zaman kayıtsız kalanlar varken, şimdi de OHAL ve KYK'larla mağdur edilen kardeşlerimize kayıtsız kalan insanlar var. Empati yapmak gerekiyor. OHAL ilan edileli bir yıl oldu ve burada biz OHAL'i devlet için getirdik, millet için getirmedik diyenler tam tersini yapıyorlar. Bakalım OHAL kimlere uygulanıyor? Mesela OHAL Şişecam grevine çıkan işçilere uygulanıyor. Grevleri yasaklanıyor. Böylece sermayenin yüksek karları ve bekasını korumuş oluyorlar. Cam işçilerinin toplam maliyetler içindeki payı sadece %4 iken
Bu bile emekçilere çok görülüyor ve grevleri yasaklanıyor. Anayasal hak olan grev hakkı milli güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle yasaklanıyor. Bu kabul edilemez bir durumdur. Cam işçilerinin milli güvenlikle ne alakası var? Grev haktır, yasaklanması demokratik bir hakkın gasp edilmesidir. Görülüyor ki devlet ve sermaye el ele vererek o hali işçileri sömürmek için işçilere karşı kullanmaktadır. O hal işçilere karşı sopa, patrona karşı da kalkan olmaktadır. Buradan bir kez daha şişe cam işçilerini ve Boni işçilerinin direnişini selamlamak istiyorum ve bütün grev kararı alan işçileri selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, yakında Trump Paris İklim Anlaşması'nı imzalamadı. Doğayı tehdit eden bir anlaşmaydı. Çevreyi tehdit eden bir duruma karşı yapılan bir anlaşmaydı. Bunu imzalamadı. Daha fazla kar edilmesi için, sermayenin önündeki engelleri kaldırmak için imzalamadı. Bizde de Erdoğan zeytin alanlarını tarumar edecek yasaları gündeme getiriyor ve bunları çıkartma peşinde. AKP zeytin ağaçlarının yok edilmesine yönelik bütün tepkilere şöyle cevap veriyor. Diyor ki yıkılacak ağaç yerine yeni zeytin ağacı dikeriz. Tarihin en değerli mirası, barışın simgesi, zeytin bu coğrafyanın da en önemli değeri. Bu zeytinliklerin gözden çıkarılması aslında insanlığa karşı işlenmiş bir suç olmaktadır. Hükümeti buradan uyarmak istiyoruz. Bir an önce bu yanlışlıktan dönülmelidir. Bugün emekçilerin hakkını gasp etmekte sınır tanımayan bu zihniyet, gelecek kuşakların haklarını da gasp etmek istemektedir. Burada yine sevgili eş başkanımız Selahattin Demirtaş'a bir gönderme yapalım. Onun kulaklarını çınlatalım. Bunlar zeytinliklere bakınca, ağaca bakınca odun görüyorlar. Nuriye ve Semih hocalar ve Veysel Saçılık'ın işlerine dönmesi için insan hakları heykelinin etrafında gerçekleştirdikleri barışçıl eylemleri uzun bir süredir saldırıya uğruyor biliyorsunuz. Sadece işini ve ekmeğini isteyen, adalet isteyen bu insanlar darp edilerek ve terörist ilan edilerek gözaltına alındılar. Nuriye ve Semih hocalar 90 gündür açlık grevindeler, içerideler. Onlar unutturulmak isteniyor, görünmez kılınmaya çalışılıyor. Nuriye ve Semih hocaların sağlığından bizler son derece endişeliyiz. Bir an önce haklı taleplerinin karşılanmasını istiyoruz. Hukuksuzluğa son verilmesini, işlerine geri dönmelerini ve aslında onlarla birlikte kanun hükmünde kararnamelerle bir gecede işten atılan, hukuksuzca işten atılan bütün kamu emekçilerinin, bütün işçilerin, emekçilerin haklarının iade edilmesini istiyoruz. Taleplerinin karşılanmasını istiyoruz. Değerli kardeşlerim, Gülen cemaatinin tasfiyesinden sonra şimdi yeni taktikler sahneye koydu hükümet. Bir taraftan savaş ve asimilasyonu sürdürürken öte taraftan sahte muhataplar yaratmaya çalışıyorlar ve barış süreci başlatacaklarmış gibi bir söylenti ortaya yayıyorlar. Bugüne kadar her siyasi iktidar böyle boş hayaller, vaatlerde bulunmuştur. Ve Türkiye'nin en kadim sorunu olan Kürt sorunu çözme konusunda adım atmak yerine savaş ve çatışma ve tasfiye politikalarını tercih etmiştir. Ve sorunları aslında halının altına süpürmüştür. AKP de aynısını yapıyor. Ama biliyoruz ki hiçbir hükümet şimdiye kadar bu
çözüm getirmeyen politikaları karşısında bir sonuca ulaşmadı, muvaffak olamadı. Bunlar da bir sonuca ulaşamayacaklardır. Maalesef bu ülkenin çocukları bu yanlış politikalar sonucunda ağır bedeller ödüyorlar. AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçenlerde şöyle söyledi: evet, şehitlerimiz oluyor ama şükürler olsun 1'e 10 alıyoruz dedi. Hiçbir şey bir insanın bu şekilde anılmasını gerektirmiyor. Hiçbir insan rakam değildir arkadaşlar. Sayın Erdoğan hiçbir insanı böyle eşya sayar gibi sayamazsınız. Bahsedilen bizlerin kardeşleridir, çocuklarımızdır, sevdiklerimizdir. Anneler adını hangi dilde yakıyor olursa olsun, bütün acılar eşittir. Kendi çocuklarını pamuklara saranların halkın çocuklarını eşya gibi saymasına hepimiz karşı çıkmalıyız. Toplumun bütün kesimleri buna itiraz etmelidir. Hepimiz barış ve demokrasinin gelmesi için mücadelemizi sürdürmeliyiz. Hükümet bir taraftan Kürt coğrafyasını operasyonlar, sokağa çıkma yasakları ve ablukalarla kuşatmış durumda. Öte yandan Kürt illerine rant ve yağma politikalarıyla da gidiyor. Sur'da insanlığın kültürel mirasını hukuksuzca yağmalıyorlar şu anda ve Sur'da yaşanan 10 bin yıllık tarihin ve kültürün yok edildiğine, bizler yok edilmekte olduğuna tanıklık ediyoruz maalesef. Hükümetin Sur'a karşı açtığı savaş sadece Kürtlerin mirasını gasp etmek değildir, onu hedeflememektedir. Aynı zamanda bu bütün dünyanın mirasıdır, kültürel mirasımızdır. Başlatılan yıkım ve yok etme politikalarına karşı herkes karşı çıkmalıdır. İnsanlık tarihinde kara bir leke olarak kalacak olan bu duruma karşı Birleşmiş Milletler ve UNESCO da karşı durmalıdır diye düşünüyoruz ve UNESCO'nun sessiz kalarak bu hukuksuzluğa ortak olması da üzüntü vericidir. Değerli kardeşlerim, Gezi'nin 4. yılındayız ve burada Gezi'de yaşamını yitiren güneşe uğurladığımız kardeşlerimizi de saygıyla, minnetle anmak istiyorum. 4 yıl önce milyonlarca insan bu Gezi direnişine tanıklık etti. Ve hükümet her fırsatta Gezi direnişini kriminalize ediyor. Yaşama alanını, kentini, parkını sahiplenen insanlar, ağacını sahiplenen insanlar Gezi direnişini hayata geçirdiler. Buna rağmen Gezi direnişi suçlu ilan ediliyor. Hem çadırlarının yakılmasını ben yapmadım, FETÖ yaptı diye açıkladı Tayyip Erdoğan. Hem de çapulcularla mücadele edeceğim diye bir söylem tutturmuş. Oysa ki şunu bilmelidir ki Gezi'de yaşananlar, Gezi'deki isyan aslında Kütahya'da meralarına sahip çıkan kadınların oraklarıyla, kürekleriyle yolu kesmeleri, trafiği kesmeleri aynıdır. Gezi direnişiyle Kütahya'daki kadınların meralarını koruma direnişleri aynı direniştir. Aynı isyandır, aynı itirazdır. Halkı isyan edecek duruma sokan bunlar, onların politikaları halkı bu hale getiriyor. İsyanlardan korkmamanızı öneriyorum diyorum onlara. İsyanı lanetlemenin, yalanlarla halka kötü göstermenin bir çaresi yok. Herkes bilmelidir ki Hazreti Muhammed'in Mekke'nin zalimlerine isyanı da aynı ruhtandır. Spartaküs'ün köle tacirlerine isyanı da aynı ruhtandır. Yine herkes bilmeli ki Hazreti İsa'nın Kudüs'ün yozlaşmış din adamlarına karşı isyanı da aynı ruhtandır. Prometheus'un insanlık için ateşi çalması da aynı ruhtandır.
Unutmayalım, zulme, hukuksuzluğa, sömürüye karşı direnenler halklardır ve bu bir haktır ve aynı zamanda da insanlık görevimizdir. Gezi'den 16 Nisan'a bizler bu direnci diri tutuyoruz. Meşru olmayan iktidarımıza karşı, iktidarlarına karşı bu direncin daha da büyüyeceğini göstereceğiz. Değerli arkadaşlar, bütün toplum sarayın iktidar hırsının yarattığı türbülanstan artık yoruldu. Onlar cennet vaat ettiler fakat cinnet yarattılar. Kaygı, güvensizlik, telaş sadece muhalif kesimlere değil, bütün topluma zarar veriyor. Büyük bir çürüme ve yozlaşma iktidar katlarına sarmış durumda. AKP içinde fraksiyonların rant ve kar mücadelesi bakanlıkları adım atamaz duruma getirmiş durumda. Suçlu suçsuz herkes KHK'larla bir gecede sarayın fermanıyla bürokrasiye ve bürokrasiyi işletilemez duruma getirmiş durumda. Çünkü işten atmalar sebebiyle, görevden uzaklaştırmalar sebebiyle. Devlet sadece sermaye kesimlerine sağladığı olanaklarla değil, ekonomik sorunları 2019 sonrasına atmasıyla da aynı şekilde bir çıkmazda. Bir yandan varlık fonu BES ile cebimize el atıyor, işçilerin en önemli kazanımı olan kıdem tazminatına göz dikiyor. Bir yandan da KHK'larla o halle toplumu esir alıyor, cinnet yaratıyor. Siyasi belirsizlik algısı tüm iktidarı elinde toplayan başkanlık rejimine rağmen ortadan kalkmıyor. Bu ülkenin üreten, düşünen, yazan, çizen, insanlarına düşman bir iktidar ile karşı karşıyayız. AKP Genel Başkanı adı çocuk istismarına karışmış olan Ensar Vakfı'nda yaptığı konuşmada ülkenin entelektüel birikimini millete yabancı olmakla itham ediyor mesela. Zamanın iktidarlarının hepsi aslında aydınlara, sanatçılara bu şekilde davrandı. Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Kemal Tahir, Sabahattin Ali zamanın iktidarlarının hışmına uğradılar. Sabahattin Ali'yi ülkeyi terk etmek zorunda bırakan, sonra sınırda yargısız infazla katleden anlayış hala iktidarda. Fakat unutulmasın ki hala Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna kitabı en çok satan kitaplar arasında. Sizler ve iktidar hırsınız unutulacak ama İbrahim Kaboğlu'nun anayasa araştırmaları, Nazım'ın şiirleri, Orhan Pamuk'un kitapları onlarca, yüzlerce yıl insanlığın tarihsel değeri ve birikimi olarak kalmaya devam edecek. Hatalarınızdan bahsedilmesinden, acizliğinizin toplumun gözüne sokulmasından korktuğunuz için basını susturuyorsunuz. En az 160 gazeteciyi rehin aldınız. Bu ülkenin insanlarının gezici, 15 Temmuzcu, hocacı, evetçi, hayırcı, şucu, bucu o diye bölünmesi kabul edilemez. Biz bu bölünmelere izin vermeyeceğiz. Halklarımız huzur istiyor, özgürlük istiyor, eşitlik istiyor, barış istiyor, kardeşlik istiyor. Halklarımızın demokrasi paydasında buluşması için, insanlık paydasında buluşması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Mevcut iktidarın bu kutuplaştırıcı, ötekileştirici, bölücü zihniyetine karşı toplumun zarar görmesinin önüne geçeceğiz. Sürekli birilerini dışlayan, yok ederek var olmaya çalışan bu iktidara karşı mücadelemizi güçlendirerek, büyüterek, ittifaklarımızı genişleterek mücadele edeceğiz. Onların bu tutumları, bu davranışları sağlıklı değildir. Sürekli birilerini dışlayarak, yok ederek var olmaya çalışmaları hastalıklı bir tutumdur. Biz her gün
artan bir kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz ve mutlaka kazanacağız. Onların zulüm çarkı şu anda çatırdamaktadır. Zora dayalı iktidarı, siyaseti çökme noktasına gelmiştir ve tarih bugünleri direnenlerin zafer hikayesi olarak yazacak. Buna inancımız sonsuzdur, hiç kuşkumuz bulunmamaktadır. Değerli yoldaşlarım, kardeşlerim, sözlerimi büyük usta Nazım Hikmet ile sonlandırmak istiyorum. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu davet bizim. Tüm kardeşlerimi, halklarımızı burada bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.